Arkadaşlar, herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan selam. Başlangıçta birazcık hani böyle sessiz bir şekilde açtım. Çünkü dedim ki en son böyle hazırlandığımda falan bir açılış yapayım. Bugün böyle aslında kafamda bir temizlik yoktu. Ama yarın da Ramazan'ın ilk günü. O yüzden dedim ki bu yapılacakları falan yapmam gerekiyor. Çünkü Ramazan'da pek fazla kendime güvenmiyorum. Yani yapabileceğimi sanmıyorum. O yüzden mutfak balkonunun camını silmek aklımda vardı. Ayrıyeten bu sandalyeleri böyle sil... Yani aslında sandalyeleri banyoya sokup yıkamayı planlıyordum ama şu an bir yere gideceğim. O yüzden onları şu an yıkamak yerine sadece sildim. Onun dışında bunun yastıklarını vesaire işte yıkadım. Balkonun halısını işte şey yaptım, yıkadım kilimini. Yani öyle. Şimdi birlikte bir kek yapacağız. Kuzenime gidiyoruz. Böyle Ramazan'dan önceki son gün böyle bir combo oturma yapacağız. Çay saati yapacağız. İşte oraya gitmeden ben de bir tane kek yapmak istedim. Kek yapacağız. Dedim ki bu kısmı da açayım sizlerle. Aslında bir, yani şöyle neredeyse bir haftadır falan sürekli dışarıdayım. Evle hiç ilgilenemedim. Her gün giydiğimiz kıyafetleri çıkarıp o şeye bıraktık. Yatak, yani giyinme odasındaki pufun üzerine bıraktık. Orası birikti daha oldu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Hiç ilgilenmedim çünkü erken çıktık ve geç girdik eve. O yüzden öyle bir şey oldu. Valla o pisliğimi de dağınıklığımı da görmüş oldunuz. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemencik böyle evi topladım. Balkona bir robot girmiyor. Balkonu süpürdüm. İşte bu ne zamandır dolabın altındaki bu kapak var ya, orayı çıkarmak vardı aklımda. Orayı çıkardım. Robotu oraya saldım. Mükemmel süpürdü. Evinizde böyle bir alan varsa ve robotunuz varsa kesinlikle şey yapın. Çünkü elektrikli süpürgeyle böyle tam anlamıyla güzel gitmiyor yani her yere. Robot süpürdü. Ben de arkasına hemencik sildim. Mis gibi oldu. Bu arada balkonum için dolap almıştım. Dolap da geldi. Onu da gösterdim size. O da büyük ihtimal akşam kurulacak. Ve ben ayrıyetten dolabımın, yani buradaki mutfak dolaplarının içi için aynen. Böyle minik raflar aldım. Güzel bir mutfak işte düzenleme, işte kiler dolabı düzenleme gibi bir video çekmeyi planlıyorum. Ama bunu ne zaman yaparım bilmiyorum çünkü Ramazan'dan önce yetişsin dedim ama yetişmedi. Ramazan'da da bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Alışınca yaparım herhalde. Zaten benim yani zaten çok yemek yiyen bir insan olmadığım için alışmam da böyle hani birkaç gün alıyor. Ondan sonra alışıyorum yani, o yüzden bir problemim yok. Bu arada çok şükür yine bu sene de Ramazan'ı gördük. Zaten saatler kısa. Yani şükürler olsun bence. Güzel bir ay bizi bekliyor inşallah. Dualarınızda birbirlerinizi unutmayın. Tüm Müslümanlar birbirlerine dua etsin. Ben de sizlere edeceğim. Sizler de beni unutmayın. Güzel bir ay geçirelim inşallah. Ramazan'ın tadı da çok başka. Bitince de insan üzülüyor. Ne bileyim sahur, iftar böyle sahuru dışarıda falan yapıyoruz. Ve çok güzel oluyor ya. Bir telaş var. Tatlı bir telaş. Yani öyle. İnşallah seneye yine nasip eder de Rabbim. Bu günleri görürüz. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Keke başlayayım. Zaten geç kalacağım büyük ihtimalle. Keke başlayayım. Bu arada sizle konuşmayı çok özlemişim. Sessiz attım bayağıdır. Sessiz videoyu beğenenler de oldu. Beğenmeyenler de oldu. Ben işte sürekli bir deneme içindeyim. Yani farklılık yapmak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Yani öyle. Bu arada şimdi bu kıyafetimi de en son yazın giymiştim. Yani yani izleyenler bilir, mutfak yerleşme videomda da üstümde bu vardı. Böyle bir şimdi burada da bir tane fotoğrafım vardı, hatırlıyor musunuz? Yani Instagram'dan takip edenler bilir. Elimde böyle bir kahve fincanıyla, ay ne günlerdi? 2 gündür geçmişi yad ediyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi böyle brownie kek yapacağım. Bakalım, umarım yapabilirim. Şimdi daha da uzatmadan hemen yapılışına geçelim. Çabucak yapayım, bitireyim. Sonra da gidelim. Tarifin devamına şu an bakıyorum. Bir sıvarda. Ay sütüm çok az ama sanki. Yeter umarım.
Ben var sandım, markete gittim almadım. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağ. Kakaoyu da karıştırmak çok zor. Bir. Döksem. Ay, bunu karıştırırken şimdi her yere dağılacak. Ne yapıyoruz biliyor musun? Un koyacağım. Kabartma tozu koyuyorum. Her şeyi döküyorum bu ara. Üstümde bir nazar var ama. Kem gördüler. Gözlerinin üstünden bir çeksin artık. Pisler, pis kem gözlüler. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya koydum. 2 su bardağı da un koyacağım. Şimdi sizi aşağıya doğru döndüreyim. Şöyle 2. Bunu ayırıyorum. Ama işim yok. Evet. En iyisi spatula ile karıştırayım. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. 2 yemek kaşığı kakao. Bir. Bu biraz geniş bir bardak. Ve 1,5 su bardağı süt ekleyeceğiz. Bir. Azıcık su katayım. Anne yöntemi, azıcık su kattım. Bunu böyle karıştırıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Tost hazır. Kekime bakın nasıl kabardı. Bakın bakın şimdi. Ay çok güzel kabardı. Arkadaşlar şimdi ufacık bir makyaj yapacağım. Çok ufak. Bu arada kilimleri yastıkları çıkardım. Ama bu arada Ayıcık da yatağın üstünde robot süpürürken oraya koydum. Ama kilim şey olmuş. Çok fazla sıktırma yapmamışım galiba. Kilimi böyle tek başına tekrardan sıktırıyorum. Onun da 9 dakikası kalmış. Kek birazcık soğusun. Şey yapacağım. Bu ne oldu kız? Zaten böyle üstümle gideceğim. Kek de azıcık soğusun. 10 dakika falan. Sosunu dökeceğim ama kalıbından çıkarmayacağım. Çünkü taşımak da zor olur. Böyle bu sefer dökülür falan. Oraya gidince dedim çıkartırım kalıptan. Kalıpla götüreceğim yani. Bu arada hava efsane bir sıcak. Niye bu kadar sıcak onu da anlamış değilim. Cidden aşırı sıcak. Bu arada yoruldum ya. Uf. Normalde ben alarm kurdum. Dün gece birazcık geç yattım. Ya uyuyamıyorum niyeyse çözemedim. Neyse geç yattım. Ondan sonra alarm kurdum. Sabah 9'a 9.30'a kurdum. Kalkmayacağımı bildiğim için.
Sonra 10'a kurdum, 10.30'a kurdum. Sonra uyku arası tekrar 10.45'e bir alarm daha kurdum. Sabah kalktım alarmlar çalınca. Ondan sonra 10.45'e bir alarm daha kurdum ama hayır, kesinlikle uyanamadım. Bir daha uyandığımda saat 11.30'tu. O yüzden birazcık aslında işim daha böyle alelacele oldu. Yoksa daha erken kalkmayı planlıyordum ama yani bir işim olmadığı zaman alarm bana hiçbir şekilde işlemiyor. Yani alarm hayır, bir yerde çalışmıyorsam alarmla kalkıp bir iş yapamıyorum. Of, yoruldum ya. Şimdi o da sıktırıyor. Kekin de sosunu dökeyim, ona da böyle bir kaba koyayım. Evde de camları açmıştım, oraları kapatayım. Size en son çıkarken güncellerim. Hatta kekin sosunu dökerken de gösteririm. En son çıkarken güncellerim. Bir de gittiğimiz zaman görüşürüz. Geç kaldım çünkü herkes gelmiş. Daha fazla gecikmek istemiyorum. Ay var ya, sinirden çatlamak üzereydim. Dedim ki en son dışarı çıkayım. Mutlaka dışarıda bir taksi bulurum. Saatlerdir taksi bulmuyor. Minibüsler tıka basa geçiyor. Kolumda şey var, kek var. Onunla hiçbir yere gidemiyorum. Taksiler durmuyor. Ay delirmek üzere. Neyse şu an bir taksi. Ben buldum bir tane. Bakalım gelecek, umarım geliyor. Bir de ben ilk hazırlandığım zaman bir taksiden buldum. Tam geliyordum. Uygulamadan çıkış yaptım. Herhalde ben uygulamadan çıkış yapınca çağrıyı iptal etti ya da şoför kendisi iptal etti. Yani bilmiyorum. Böyle daha hiçbir şey çekemedim. O kadar sinirlendim ki ya, kocaman İstanbul'un taksi kıtlığı. Yani az bir zaman değil, 45 dakikada taksiye ulaşmaya çalışıyorum. Gideceğim yere zaten çok çok geç kaldım. Açlıktan da bayılmak üzereyim şu an. Öyle yani. Arkadaşlar geldim. Ay gerçekten o kadar yoruldum ve acıktım ki, bir de yolda trafik vardı. Bizim bir tane arka yol var. Dedim ki o arka yoldan götüreyim taksiciyi. Aksine o yolun daha kısa sürmesi gerekirken daha uzun sürdü. Midem ağzıma böyle, kahvaltı da yapmadım, pek bir şey yemedim. Saat 6. Kalabalığa bakın. Evet arkadaşlar, dönüş. Çok yorucu bir gündü, kalabalıktı, yorulduk ama güzel geçti. Şimdi eve, vallahi sahurda bugün ne yapacağız bilmiyorum. İlk bir dedim dışarı çıkalım ama yok dedim, sonra ilk sahurumuz evde olsun ama hala kararsızım. Eve gidelim, şimdi dolap kurulacak. Arkadaşlar hummalı bir şekilde dolabımızı yerleştiriyoruz. Enes bir şeyden anlıyormuş gibi davranıyor şu an. Ama işi Bayram abi yapıyor. Ne yapıyor? Ben bugün evi temizlemiştim. Yani niye temizledim ben? Aklım mı yok benim? Karıma bunu bugün kuracağız mı? Niye kuracağız ki? Başka plastik var mı onun içinde? Yok. Evet, var var. Kaç tane daha var? Ha, bunlar başka. Bunlar başka mı? Onlar başka, bambaşka. Al bunu buradan. Hemen gönder. Onlar arkaları. Ne kadar mantıklıyım. Bak bana mı kuracaksın abla? Hemen bak, bakmaya gerek yok ki. Şeyi de çözüm ayarlayacağız. Hadi sağır oldu abi. Aa kırılmış orası. Onu diyorum işte. Ya sen düşürdün burada. Düşürmedim. Enes uyku uyuyamaz ha. Gözükmez öyle. Enes şöyle tutsana böyle. Çıraklık evimi. Evimin ortasında yapılan... Ay telefon düşüyordu. Sinirlerim tamam. Dedikler denk geliyor mu? Ne gülüyorsun? Öbür uçlar ikisini tutacaksın ama. Ben geçeyim tamam. Diğer ucu. Yok ya, ikisini birden tutacak sadece. Onun ortasına git, şu uçlar tut sadece. Tamamdır şimdi. Tuttu mu? Tuttu tuttu. Tuttu fırtti. Osman. Sahur geldi hadi. Nasıl sen? Sahur kaçtı? Ezan kaçta okunuyor biliyor musun? 5'i 10, 12 geçe. Harbi. O saatte tabii 3'te başla yemeğe, 5'e kadar yersin sen. Yerim, yiyemeyeceğim.
O kadar yenir mi ya? İftarda 19.36. Bu bir böyle bu kadar değil mi? Başka yok bunda. Yanına gelmiyor. 5-6 tane daha var. Oraya boşalttın mı sen balkonu? Evet. Boş ver yok. Şey yok. Evet, ben buraya attım ya. Hiç sağa sola kımıldatma. Tamam. Kırarsın. En sonu kırdı mı 3 milyarlık olur. Dolabım hazır. Ne ayarlar hiç. Ay. Dedim ya ne ayarlar. Öyle. Hayır çevir. Çevir ha. 3 tane olacak. Yerine bulama. Valla işte abi dolabım baby gibi oldu. Ama kapağı yamuk sanki. Zeminden. O kadar yamuk herkeste var. Bende yok yani zerre. Ay çok tatlı. Şu dolabıma baksanız arkadaşlar, konserveler burada, yağ orada, su orada, un, şeker falan filan. Evet, hazırlandık. Tabii ki de kocamı kandırdım. Sahura gidiyorum. Ay hava çok güzel ya. Sessiz olalım ya. Arkadaşlar bu arada sahur baya geç okunuyor. İşte gittiğimiz yerde saat 4.30'a kadar veriyormuş sahur. Hı. Öyle. Seni kandırdığımdan bahsediyordum da. Allah'ım kocam şeye gidiyorum, kahveye diyecektim sahura. Ay Yolanda. Oh, kokarım. Neyse arkadaşlar gittiğimiz yerde. Ay size ne göstereceğim. Bakın şimdi ne aldım. Bir dakika aşkım şunu açabilir miyim? Şuna bakın. Bunları hatırlayanlar var mı aranızda? Şöyle rujlar vardı ya, hani ucu böyle yuvarlak. Çocukluğumu hatırladım bunu alınca. Kapatabilirsin. Gözümü alıyor açma aşkım. Tamam. Ne oldu? Yani öyle. Gidince görüşürüz. Oh, ay maşallah. Benim hayırlı sahurlar. Teşekkürler. Yani sahuru kuymaksız yapan da ne bileyim yani. Öyle. Afiyetler olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar böyle bir yere düştük şu an. Bu aşırı lezzetli bir şeymiş. Hangisinden isterseniz yaparız. Teşekkürler. Amacımız ziyan olmaz. Ekmek ister. Aldım. Sana da ekmek alabilir miyim? Benim var. Ekmek alabilir miyim? Evet. İyiyiz ha. Arkadaşlar şimdi eve geldik. O kadar yedik, o kadar yedik ki böyle patlıyorum. Uzun zamandır hiç bu kadar yemek yememiştim. Aşırı fazla yedim çünkü her şey çok lezzetliydi. Bu arada açıklama kısmına mekanın adını bırakırım. Gerçekten bütün her şey aşırı lezzetliydi. Kuymak ve menemen. Konuşamayacağım, çok yedim. Sonra abi bize süttaç da ikram etti. Üstüne baklavayla. Hepten patlıyoruz. Kahve de içtik. Gerçekten böyle bayağı yedik. Neyse, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapatıyorum. Herkese hayırlı, güzel Ramazanlar olsun inşallah. İnşallah güzel geçer. Nasibimizde bu sene de beraber sahur yapmak varmış, değil mi? Tabii ki. Ver ilk sahurumu. Ne alakası? Yani. Senle daha önce de sahur yaptık. Sahurumuz harbi iyi yaptık yani. Ben çok bayağı yedim. Çok hiç nefes alamıyorum şu an. Sütlacı gömdün ha. Senin yüzünden, sen öyle bir yedin ki iştahlı iştahlı. Bayılacaktım az daha. Ama çok lezzetliydi gerçekten, kesinlikle. Üsküdar'da bu arada mekan. Gidebilirsiniz, mükemmel bir yer. Çok da ilgililer. Arkadaşlar sizi çok seviyorum, öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın. Bay bay.